Hocam siz de hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Şimdi Merkez Bankası faizi 3 ayda 16,5 puan arttırmış oldu. Dünkü faiz piyasaları şaşırttı. Oldukça şahin bulundu. Cesur bir adım olarak bulundu. Ve Merkez Bankası'nın başkan yardımcıları yeni atanmıştı. Yeni yönetiminde ilk faiz kararıydı ve testi geçti yorumları yapıldı. Şimdi önce size faiz kararını nasıl bulduğunuzu, nasıl etki enflasyona nasıl etki edeceğini soracağım. Mesela fiyat davranışlarını düzeltir mi? Bundan sonrasına ilişkin dolardaki düşüş devam eder mi? Önce şuradan başlayalım. Herkesin merak ettiği dolardaki düşüş devam eder mi? Borsada dünkü hareketin nedeni neydi? Önce oradan başlayalım. Tek tek gidelim, karışmasın. Evren hocam sizdeyim. Dolardaki düşüş. Tamam. Dolardaki düşüşün devam edip etmeyeceğini cevabını vermek için evvela şuna bakmak lazım. Sayın Şimşek bence vaat ettiği patikada yürüyeceğini gösterdi. Dün psikolojik üstünlüğü kazandı. Tabii şimdi burada doların düşmesi, Ebru Hanım, enflasyonun düşmesi bir iktisadi savaş da mümkün. Bu bağlamda dün Sayın Şimşek savaşı kazanamadı ama bir muharebeyi kazandığını söyleyebiliriz. O zaman neye bakacağız biz? Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ne olacak? Eğer enflasyon beklentileri yukarıya doğru giderse bu noktada hani doların düşmeye devam etmesi konusunda soru işaretlerimiz olabilir. Ben şöyle değerlendiriyorum kararı genel olarak. Şimdi bardağın bir dolu tarafı var. Bir de boş tarafı. Dolu tarafını anlattım. Dolu tarafı şu, işte siz de söylediniz, yeni başkan yardımcıları geldi Merkez Bankası'na. Mesela Cevdet Hoca çok kıymetli bir isim ve Cevdet Hoca hakikaten bu koltuğa oturmadan önceki beyanatlarına uygun bir şekilde davrandı ya da o davranışa katkıda bulundu. Keza Şimşek rasyonel politikalardan bahsediyordu. Şimşek çok büyük bir sürprizle hepimizi ters köşeye yatırdı ve piyasa beklentilerinin üstünde bir faiz artışı yaptı. Bunlar dolu tarafı, güzel. Yani biz evet daha gerçekçi bir patikada yürümeye karar verdik diyor ekonomi yönetimi. Ve Şimşek'in bu kuru düşürmek için çaresizce böyle çok yandım muhtaç olduğu bir kaynak da dış kaynak. Şimdi bu dış kaynağı Körfez'den sağladılar ama yetmez. Dolayısıyla tüm dünyadan Türkiye'deki piyasalara bir girişin, sermaye akışının olması lazım ki bu dolar TL kalıcı olarak düşmeye devam etsin. Bunun için Sayın Şimşek'in daha önce yatırımcılarla toplantılar yaptığını gördük ve kuvvetle muhtemel o toplantılarda yapacağı işleri anlattı ama yatırımcılar da döndü ona şu soruyu sordular. Siz bu dediklerinizi hayata geçirebilecek misiniz? Dolayısıyla New York'taki, Londra'daki yatırımcılar icraat görmek isterler. Orada Türkiye'yi açacaksa eğer ekranda Türkiye'deki uygulayıcıların ne yaptığını görmesi lazım. Dün bu açıdan çok güzel bir dönüm noktasıydı Ebru Hanım. Yani Şimşek o toplantı yaptığı yatırımcılara ne kadar ciddi olduğunu göstermiş oldu. Ve şöyle korkular da vardı. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın hala bir etkisi olur mu? Şahsen ben yani diyordum ki 1 puan, 1,5 puan olur. Yani 20 bile olmaz diyordum. Bir baktık 25'e çıkmış bir faiz oranı var. Bu bardağın dolu tarafı. Yani orada bir psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Bir önceki ay 2,5 puan faiz artışı yapınca tabii 3. ayda böyle beklenti olur. Yani bir önceki ay niye 2,5'ta tuttunuz? Ya şimdi geçmişin muhasebesini yapmaya başlarsak... Bir önceki ayın bir ay var arada. Geçmiş dediğiniz bir ay var. Ya işte o da geçmiş yani artık. Anladım hocam. Geçmiş geçmişte evet, kaldı. Yarım saat önce de geçti bitti ya, önümüze bakacağız. Ya şimdi onu yaptığınız zaman o zaman dönersiniz dersiniz ki ya 1 trilyon lira 4 tane... Onda sormaya hakkımız var. Acı çekiyoruz biz. Tabii ki soracağız. Kur korumalıya niye verdin? Niye verdin? Deli gibi niye zam yapıyorsun? Siz falan enflasyonu falan düşüreceğiz dediniz. %20'ye doğru enflasyon geliyor dediniz. %22,3 hedef koydunuz. Hani Tanju Hoca'ya soracağım diye size sormuyorum. Yeri geldiğinde sorayım. Yani siz %22,3'lük enflasyon hedefi koyuyorsunuz. 2 ay sonra, 1,5 ay sonra enflasyon tahminini yeni Merkez Bankası yönetimi %58 diyor. Hocam yani normal mi bunlar yaşadıklarımız? Madem faizi artıracaktınız, Naci Ağbal niye gitti? O zaman yani madem faiz artacaktı 3 yıl niye heba oldu, biz bu acıları çektik? Dün de sordum, soracağım. Vatandaş olarak hakkımız yok mu sormaya?
Ha, bu sorunun cevabı politik iktisatta saklı. Böyle faiz oranı, rezervler, aynen, Tanju onlar, hocam bunlar cevap rakamlarla değil. Ha, politik iktisatta saklı. O da şu, senin ana muhalefet partisi lideriniz bu gerçekleri halka anlatsaydı şu an 1 trilyon liralık kur korumalı mevduat gibi büyük bir hasar oluşmazdı. Eğer ana muhalefet liderimiz bizim bir şekilde halka ikna edip seçimleri alabilseydi bu kadar muazzam zamlar olmazdı. Dolayısıyla iktidar görevini yapmıyor. Ben onu kabul ediyorum. Çok büyük yanlışlar var. 4 tane tüpraş diyorum. Sırf kur korumalı da gitti. Zamlar anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geliyor. Evet. Ama peki neden bu noktadayız dediğimde AKP kendisini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Biz yaptık, biz düzeltiriz diyor. Ya böyle saçmalık olabilir mi? Sen yaptıysan kusura bakma, buna birinin dur demesi lazım. Birisinin girip hayır, doğru uygulamalar bu, bunun yapılması lazım. Bakın Şimşek yani hala bir kurtarıcı olmuş AKP'nin içinden. Nebati'nin açtığı yaraları, Şahap Kavcıoğlu'nun açtığı yaraları, işte Hafize Gaye Erkan, Mehmet Şimşek ikilisi, kristal bardaklar kırılmış, ayağımızı kesmesin diye süpürmeye çalışıyorlar. Ama ben bunun altına indiğim zaman, yani burada sadece siyasi iktidarı suçlu görmem. Burada ben ana muhalefeti de suçlu görürüm. Neyse, işin yani çok politik tarafına burada bir şey demiyorum. Çok haklısınız. Hiçbir şey diyecek hiçbir şey yok. Ama şimdi Şimşek'i değerlendirdiğim zaman bakın ben borsada ticaret yapan biriyim. O yüzden olayları nesnel görmek zorundayım. Yatırım kararlarını verirken doğru yaptığı yere doğru demeliyim, yanlış yaptığı yere yanlış demeliyim. Ben kesinlikle, izleyiciler beni yanlış anlamasın, Şimşek gelir dağılımını düzeltecek, enflasyonu %5'e indirecek. Böyle bir misyonu zaten Şimşek'in an itibariyle yok. Kristal bardaklar kırılmış, yerlere tuzla buz olmuş. Ha, bizim sanayimiz, hane halkı bunun üstünde ne kadar yürüyecek? Bu acıyı azaltması lazım. Nasıl yapıştıracak ona bakıyor. Anladım, tamam. Finansal bir yangın var. Bu finansal yangını ortadan kaldırması lazım. Kurun 35'i 40'ı aşmaması lazım. Dolayısıyla Şimşek'in geliş misyonu bu. Bu misyona göre bence Şimşek'i değerlendirip buna göre eleştirmemiz lazım. Ha şimdi neyi yaptı Sayın Şimşek? Faizi artırdı ama ortada bir problem var. Yani dolar TL diyorsunuz ya, o eşittir enflasyon. Burada dolar TL'nin düşmesini aslında sağlayacak ana etken ne? Sizin ihracatınızın ithalatınızdan fazla olması gerekiyor. Ana problem masadaki bu. Ülke cari açık verirken dolar TL'de kalıcı olarak düşüşleri sağlamamız imkansız. Bakın bu bir. Bunu ne kadar çözecek Şimşek? İşte dönüp burada kurda kalıcı bir düşüş ya da enflasyonu gerçekten geriye getirecekseniz Eylül ayında ben hükümetin açıklayacağı orta vadeli programa bakacağım.